Büyüklüğünde. Büyük, rica ederim. Depremi bir yerde yaşadım. Zannettim ki yatak odası yurt. Ya bu Avusturyalılarla biz ne zaman bu kadar samimi olduk? Bir de kuru nane bir şeyler gelip yatağımı sallıyor. Halbuki bayağı bir şey oldu. Sen Viyana'da Termen Liniye'yi bilirsin. Orası. O işte. O yapıyor. O Murmür çatından. Şey vardı. O da ezbere biliyor ha. Biliyorsun. Meşhurdur o. Jeologlar diyorlar ki böyle zaten diyorlar böyle hakim diyorlar. Yani çok enteresan o yani. Onun için tabii hafızası müthiş. Muazzam. Bir de kitapların yerini biliyorsun. Yani. Biz o işi çoktan... Kitapların evini bir yerini bilmek. O kitabı hangi tarihte almış? Ki hangi dükkandan almış? Hangi tezgahtar satmış? Hiç öyle bir şeyim yok artık. O kitabı oraya kim getirmiş vermiş? Bunları da biliyorum. Evet. Oya İlber'e anlatıyordu. Bazen Oya'yı arıyorum dışarıdan. Diyorum ki şurada, şu rafta, şu sırada olan kitabı al. Alacak bir şey. Şurayı aç. Ben onu yapamam. Yalnız oğlu da öyle. Asım diyor, Asım. O da öyle. Cemil Meriç bak, tamamen biliyorsun artık ama kadar gözünü kaybetmişti. Çok üzüldüm. O tabii hiçbir şekilde kitapları bulması mümkün, okuması mümkün değildi. Kızına Ümit'e o raf, o bilmem ne oradan çektir, aldır, okutur diyor. Bu çok enteresan bir şey yani. Bütün Osmanlıcalar aynı şekilde yanlış okunanı düzeltir. Böyle hafızalar oluyor. Fakat genelde insanlar bizim yaşımızda kaybetmeye başlar. Okuduğu kitabı unutmuş. Ben okuduğum kitabı aldığımı da unutmuşum. Okuduğumu söylediğin geçen gün. Gittim ikinci kere kitabı istedim oraya. Kızın suratı bozuldu diye. Suratı bozuldu, verdi, geldim evde. Kitap duruyor, vah vah dedim. Bir de baktım okumuşum da. Ende'nin kitabı. 19. yüzyıl üzerinde Arap dünyası. Götürdüm kitabı, özür dileyerek geri verdim. Çok hastayım, çok ümitsizim, çok mahvolmuşum dedim. Hiç üzülme dedi. Bunu yazan bu herif var ya dedi. Yazdığı makaleyi unuttu, bir daha yazdı dedi. O biraz ekstrem bir durum tabii abi.